genital organ adlandırmaları ile ilgili karmaşa olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple Selcan arkadaşımla bu yayını yapmaya karar verdik. Bu karmaşaya son vermek adına şimdi kendisini davet etmek istiyorum. Merhaba. Merhaba, hoş geldin Selcancığım. Nasılsın? Ben yine karanlık görüyorum kendimi. Benim böyle bir sanrım var herhalde. Yok yok, gayet netsin, güzel. Gayet güzel, sıkıntı yok. Evet. Sesin de çok iyi. Ne haber? Harika. İyiyim, sen de iyisin. İyiyim ben de. Evet, sen bu Evet. yayını neden yaptığımızı anlatıyordun. Evet, şimdi tekrar baştan başlıyorum. Biraz da toparlanmayı bekledim. Şimdi genital bölgenin anatomisine hakim olmadığımız zaten aşikar. Yani biz kadınlar kendimizi çok iyi tanımıyoruz. Genital bölgemizi çok iyi tanımıyoruz. Yapıları tanımadığımız gibi isimlerini de iyi bilmiyoruz. Bunların isimleriyle ilgili kavram kargaşasını biraz gidermek için bu yayını seninle planlamaya karar verdik. Birazcık açıklık getireceğiz. 10 dakikalık bir yayın olacak, kısa bir Tamam. yayın olacak. Evet. 10 dakika sonra kapatacağız ve kaydedeceğiz ve profilimizde ikimizin de olacak. İsteyen istediği zaman oradan izleyebilecek diye söze giriş yapayım Selcan'cığım. Evet. Çok doğru. Aslında hani az önce bir öğleden sonra filan dedik hadi böyle bir şey de konuşalım diye. Çünkü polikliniklerimizde yani bu iş sadece cinsellikle ilgili değil. Jinekoloji polikliniklerinde de hastalar işte rahmim ağrıyor diye geliyorlar, değil mi? Rahmim ağrıyor. Rahmin Evet. neresi? Yani rahminin ağrısı, vajinam mı ağrıyor, vulvam mı ağrıyor? Bu konulara çok hakim değiller. Bir de ben şeyi çok önemsiyorum. Ağrının ötesinde aslında her kadının aslında meme muayenesi gibi vulvasında da periyodik değişikliklerin farkında olması, onları takip ediyor Kesinlikle. olması lazım. Dolayısıyla Tabii, vulvasındaki kesinlikle. anatomilerinin yerini de çok iyi biliyor olması lazım diye düşünüyorum. Evet. Kesinlikle. Ben bununla ilgili bir çalışma yapmıştım. Hani vulvar bölgenizi ne sıklıkla kontrol ediyorsunuz diye. Oldukça düşük oranlarda gelmişti. Çoğu kişi de ağda yaparken işte şöyle bir bakıyorum gibi. Aslında ne nerede bilmiyoruz. Aşağıda neler oluyor bilmiyoruz. İçimizde neler oluyor bilmiyoruz. Bunlarla ilgili detaylı bilgilendirme yapmak için Evet. buradayız. Poliklinikte genellikle senin de dediğin gibi rahmim ağrıyor. Rahmim acıyor, rahmim kaşınıyor, rahmimde kist var. Rahmimi daraltmaya geldim, rahim estetiği olmaya geldim diye. Bir sürü hasta geliyor bize ve bunlar da aslında hiçbiri rahimle ilgili değil. Hepsi başka başka bölgelerle ilgili. Şimdi nedir o başka başka bölgeler? Buradan başlayalım Selcan. Evet, Dış o zaman genitalimizin... önce ikiye bölelim, değil mi? Kadın doğum anatomisini Evet. ikiye bölelim. Dış Evet. genital organlar ve iç genital organlar olmak üzere ikiye bölelim. Evet. Dış genitali şöyle tanımlıyorum ben. Sen baktığında dışarıdan gördüğün dış genitaldir. İç Evet. genitalini göremiyorsun. Değil mi? Çok basit. İşte o Evet. zaman nedir bu dış genitaller? Dış genitaller aslında bizim vulva dediğimiz yapının hepsidir. Burada iç Evet. dudaklar, dış dudaklar yer alır. Klitoris yer alır. Venüs tepesi dediğimiz kıllı bölge, yukarıdaki kıllı bölge yer alır. Arkaya doğru gittikçe işte vajinal açıklık, perine ve makat yer alır. Yani dışarıdan Evet. gördüğümüz yapı bu. Hani ben masaya, jinekolojik masaya bir hasta yattığında bu yapıyı görüyorum. Öyle, bu yapıyı görüyoruz. Ve Evet. şöyle hafif ayırdığımızda orada dışarıya açılan 3 adet delik olduğunu göreceğiz. Evet. Erkekte bu delik 2 adetken peniste ejekülasyon, boşalma ve idrar yapma deliği birken kadında bu ikisi ayrı ayrı 2 delik olduğu için kadında yukarıda idrar deliği, altında vajina, adet kanının aktığı, ilişkiye girdiğiniz, çocuk doğurduğunuz deliğiniz, onun arkasında da makat, büyük abdestinizde yaptığınız delik olmak üzere 3 adet delik olduğunu göreceksiniz. Evet. Bu 3 deliğin en tepesinde de üretra yani idrar deliğinin en üstünde de klitorisin o küçük başının olduğunu Evet. göreceğiz. O zaman şunun altını çizelim çünkü bize çok soru geliyor. Adet kanı ile idrar aynı yerden mi? Hayır, hayır ve hayır. Adet kanı ile idrar farklı yerlerden geliyor. Çünkü bizim 3 tane deliğimiz var. Yani adet kanının geldiği yer doğum yaptığımız ve ilişkiye girdiğimiz yer. Bunun adı vajinal Evet. açıklık. İdrar yaptığımız Evet. yer ayrı bir yer. Daha yukarıda Evet. olan bir yer. Bununla ilgili en büyük yanılgı şurada oluyor aşkım. Kadınlar adetliyken çişini yaparken adet kanı bulaşıyor ya çişe. Onlar sanıyor ki iki Evet. aynı yerden geliyor. Evet, Hayır. Bunu çok kesinlikle. önemli bilmemiz gerekiyor. Çünkü bu bizim cinsel fonksiyon bozukluklarının altında yatan da yanlış bir inanış. Yani işte idrar deliğinde bir problem yaşayacağım şekliyle ilişkiden kaçan bir grupta var bildiğin gibi. Evet. Ya Sercan 10 dakika dedik ama zaten 7 dakikası geçti. Biz o daha dış Tamam.
soruyorum. Vajinal açıklık. Biz kadın doğumcuyuz sonuçta. Vajinal açıklık gördük dışarıdan. İşte kızlık zarı adını verdiğimiz bir katlantı, himen dediğimiz bir katlantıyla sarıldıktan sonra içeride ne var aşkım? İçeride boru şeklinde penisin içine girmesi için, yani aslında tam o yolda değiliz. Aynı zamanda doğum için, aynı zamanda işte bu vajinal akıntıların akması için, aynı zamanda adet kanının akması için bir boru şeklinde organımız olan vajinamız var. Bu vajinamız yaklaşık 7-9 santim uzunluğunda. Ön arka duvarı aslında birbirine değen ama içine giren organın da şeklini organın da şeklini alacak yapıda tasarlanmış bir vajinal kapalı. Ağzımız konuşmazken nasıl kapalı? Evet. Damak dudak yüzünü evet. Vajina da böyle. Ama ben konuşmaya başladığımda ya da ağzıma lokma attığımda fonksiyonunu yapmaya devam ediyor. Vajina da aynen böyle. O şekilde. Ve hemen onun tepesinde rahim ağzımızı görüyoruz. Rahmimizin vajinaya açılan bölümüdür rahim ağzı ve orada bir tepecik şeklinde bulunur. Ortasında minicik bir delik vardır ki bu delik normalde açık değildir. Sadece adet kanının akmasına yarayan bir delik. Açıklıktır. Oradan da rahim içindeki bu işte adet dönemindeki olan adet kanı akarak vajinal yoldan ilerleyerek dış genitalle birlikte dışarıya akacaktır. Yani vajinimizin tepesinde karın boşluğumuzla ilintili yukarıya kaçacak işte bir şey, mesela hep sorarlar kondom içeriye kaçtı hocam şimdi karnımıza mı kaçtı, veyahut da işte bunun gibi işte vajinin içine bir şey girdiğinde sanki böyle karın boşluğumuza kaçarmış gibi bir algı var. Böyle bir yer yok. Orası kör bir torba gibi üst kısım. Sadece rahim ağzı var ve rahim ağzının içindeki minicik deliklikten de spermler işte yukarıya doğru ilerleyerek gebe kalmanızı sağlıyor ama o delik oldukça küçük bir delik. Aynen öyle. Bir de biliyorsun simir testi dediğimiz kanser taraması o bölgeye yapılıyor. Yani bir simir testini alabilmek için hastayı jinekolojik masaya yatırdıktan sonra vajinayı geçen bir bizim spekülum dediğimiz bir aletle içeriye girmemiz gerekiyor. Ve rahim ağzını gördüğümüz yerden simir almamız gerekiyor. Yani simir yaklaşık bir 9 santim gerideki bir yerden alınıyor kabaca. Evet ve sonra şöyle benim küçük bir maketim var. ve geliyor rahim. İşte her zaman rahim ağrıyor, rahim acıyorsun. Aslında bu karnımızın içindeki organ. Bu karnımızın içinde. Bu bir iç genital organ. Ve bebeği taşıyor. Bunun içinde bebeğimiz oluşuyor. Gebe bunda kalıyoruz. Bu büyüyor, bebeği taşıyor. İşte burası da az önce söylediğim vajene açılan, rahim ağzı olan bölge. Simir'i de Selcan'cığım senin dediğin gibi tam bu noktadan alıyoruz. Sonra Selcan'cığım gelelim tüplere. İstersen sen devam et. Ama şimdi senin elinde o var. Sen daha güzel anlatıyorsun. Tamam tatlım. Rahme asılan yani rahimle bağlantılı olan tüplerle karın boşluğuna bir açıklık söz konusu. Bu iki beyaz olan yapıda aslında yumurtalıklarımız. Yumurtalıklarımız rahmimizden bağımsız iki adet organdır. Burada bağlı olduğuna bakmayın. Her adet döngüsünde bir tane yumurtamızı karın boşluğuna atarız. Gelir tüpler onu oradan yakalayarak içine doğru alarak bu şekilde bir fizyoloji oluştururlar. Bunlar tamamen bağımsız iki adet organdır. Yani sizin bir kistiniz varsa büyük ihtimal yumurtalığınızdadır. Bir miyomumuz varsa yani rahmin iyi huyludur, bu rahminizdedir. Simir testiniz bozuksa bu rahim ağzınızda olan bir şeydir. Akıntınız varsa bir vajinal enfeksiyonunuz vardır değil mi? Genital bölgede bir kararmanız varsa bu da vulvanızda olacaktır. Yani bunların hepsinin terminolojisi bu şekilde. Evet. Şimdi işin bilmiyorum herhalde artık son dakikalarımız bilmiyorum kaç dakika oldu ama evet. Zaten iç genital organlar kadınlar için tam bir muamma ama bizler bile yani hekimler bile konuşurken vulva ve vajina ayrımını çok yapamıyoruz. Bizde bile bazen karışıyor. Dışarıdan gördüğümüz yerin adı vulva, vajina değil. Yani benim vajinamda bir şey çıktı da geldim dediğinizde mantıksız bir şey söylüyorsunuz. Çünkü vajinayı göremezsiniz bakmadan. Sizin vulvanızda bir şey çıktığı için geliyorsunuz. Kaşıntınız vulvada olduğu için. İşte ne bileyim ben sihir çıktıysa vulvada olduğu için. Yani siz eğer fark edebiliyorsanız vulvadakini fark ediyorsunuz. Başka evet. Bir zaman da bu işte küçük dudak, büyük dudak ve oradan estetiğe giden maceramızı anlatırız. Ve bir tane yayın özel klitoris için yapacağız. Klitoris bizim çünkü en önemli organlarımızdan. Onu böyle bu araya sıkıştıramazdık. Evet. Onun için ayrı bir yayın yapmayı düşünüyoruz. Ve bu hafta içinde muhtemelen Perşembe günü olmasını planlıyoruz. Bir mastürbasyon özel yayını yapacağız. Kadın da mastürbasyon Selcan'la bunu akşam geç saatte yapmayı düşünüyoruz. Evet. Katılım da fazla olsun diye. Hepinizi bekliyoruz.
Sercan'cığım eklemek istediğin bir şey var mı canım? Eklemek istediğim bir şey yok. Biz zaten böyle ara ara konuşmayı düşünüyoruz. Onlar bize soru bildirirlerse onlar üzerine de konuşabiliriz bundan sonra. İkimiz de işten çıkmadan sizin için böyle bir yayın yapalım dedik. Evet. Yayını Sercan, kaydediyorum. Hayvanlar Derneği demiş. Çok tatlı biri. Ben Ben de sana üyeyim. Görüşmek bay bay. dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşça kal.